Merhaba, ben İlk Doğu kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni ürünlerle bir makyaj videosu çekeceğim. Şimdi videomuzun içerisinde neler var hemen bir bakalım. Bir listeden yeni almış olduğum bu pembe pudrayı deneyeceğiz. Çok güzel bir far paletimiz var. Böyle kahve tonlarında, bordo tonlarında. Bunu birlikte inceleyeceğiz. Şu minicik aydınlatıcı paletine bakar mısınız? Ve bir adet de krem aldığımız var Blue Mid serisinden. Bir tane de böyle beyaz bir göz kalemi inceleyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Ürünleri denemek için sabırsızlanıyorum. Eksik kalan ürünlerimi de kendi elimdeki olan malzemelerden tamamlayacağım. Ve bu şekilde biz sizlerle beraber makyaj yapmaya çalışacağız. Hadi o zaman videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben şimdi hemen videomu. Hızlıca ten makyajımıza başlayalım. Bunun için bu Makeup Over markasının bugün serum fondöteni kullanacağım. Normalde son zamanlarda özellikle bir yere giderken veya mesela örnek veriyorum üniversitede bir sunum yaptığım zaman bir ihtimalle Photofocus fondöteni kullanıyordum. Ve gerçekten gün içerisinde hem kalıcı oluyordu hem de gerçekten cildimi pürüzsüz gösteriyordu. Şu an evde olduğum için çok fazla yanımda o sevdiğim ürünler yok. Çünkü hiçbir şekilde aslında ürünüm yok. O yüzden ben de elimdeki ürünleri kullanacağım. Makeup Over'ın şöyle serum fondöteni kullanacağım bugün. Bu cilt tonuma daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü diğerleri bayağı koyu cildime. Şöyle elimin üzerine aldım. Nemli süngerim yardımıyla bu şekilde tampon hareketlerle cildime ürünü oturtuyorum. Amacımız şöyle güzel bir ten makyajı oluşturmak. Böyle çok hafif o pürüzler kapansın. Çünkü üzerine kremalık uygulayacağız. Şunu fark ettim. Krem ve likit ürünlerde fondötenin üzerine sürdüğünüz zaman ve normal bir şekilde sürdüğünüz zaman arasında çok fazla fark oluyor. Asıl rengini fondötenin veya BB kremin üzerine sürdüğünüz zaman görebiliyorsunuz. Ben günlük hayatta direkt böyle pıt pıt sürüp çıkıyordum ama bir bakıyorum ürün yok. Sonra ise özellikle bunu sunum zamanında fark ettim. Fondöten üzerine sürdüğüm zaman ise kalıcılığı oldukça yüksek. Tabii bundan bahsetmiyorum yani normal kullandığım ürünlerden. O yüzden bunun için çok heyecanlıyım. Rengi çok tatlı. Hemen vakit kaybetmeyelim. Hemen şunu cildimize güzelce oturtalım. Hızlıca göz kapaklarımdaki şu damarlı görünümden kurtulmak istiyorum. Hemen bir lüksün kapatıcısını alıyorum. Şekilde pıt 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 yerleştiriyorum. Elimdeki 131 cent rengi Pale Almond kullanıyordum. Ama şu an elimde bu var, o yüzden bugün bunu kullanacağız. Günlük kullanım için gerçekten çok güzel. Kusurları kapatıyor. Çizgilerime de dolmadı açıkçası. Kullandığım süreç boyunca ben bir problem yaşamadım. O yüzden severek kullanıyorum. Bu şekilde süngerimle dağıtacağım. Daha sonrasında ise hemen pudrayı deneyeceğiz. Sıra geldi o anı. Şimdi bir lisin pembe pudrasını deneyeceğiz. O kadar güzel gül kokuyor ki ne diye geçiyor? Bu gül yağı içerikli matlaştırıcı transparan pudra. Bir bakalım. Şöyle bir dokusu sanki böyle bebek pudrasını sürmüşüm gibi. Şöyle bir çok güzel kokuyor. Bu arada biraz yoğun kokuyor açıkçası. Pudra fırçamı şöyle alıyorum. Evet. Şöyle cildimize uygulayalım bakalım. Normalde sürdüğüm fondötende gördüğünüz gibi parlaklık var. Matlaştırdığını iddia ediyor. Deneyelim. Şöyle cildimi oturtuyorum. Pudramı uyguladım ve bu şekilde görünüyor. Sizce matlaştırdı mı? Ben beğendim açıkçası. Bence matlaştırdı. Özellikle çok güzel kokuyor. Zaten çok fazla viral olmuş bir pudra. Çok fazla herkes tarafından sevildiğini duymuştum. Özellikle TikTok ve YouTube Shorts'larda da görmüştüm. Karşıma çok fazla çıkmıştı. Ben de şimdi denedim ve bu şekilde görünüyor. Tabii ki bir pudranın iyi olup olmadığını hani gün içerisinde kullanmakla anca öğrenebiliriz. Şu anda bunu test edemiyorum. Çünkü şu anda sadece video içeriği çekmek için pudrayı deneyeceğim. Ama günlük kullandığım zamanlarda yine yorumlarımı video içerisinde sizlere paylaşırım. İlk izlenim olarak gayet güzel görünüyor. Şimdi gelin en renkli kısmı yani far paleti kısmına. Benim aldığım far paleti 216 Blue Mu Ice diye geçiyor. Koruma paketini şöyle çıkardık. Bir tık mıncıklamış olabilirim. Çünkü dayanamıyorum gerçekten, çok merak ediyorum. Şöyle aslında gördüğünüz gibi günlük kullanımlara uygun. Şunlar aslında daha günlük, şunlar da günlük. Şuradan da biraz gece makyajı çıkar gibi görünüyor. Ben bugün günlük tonlardan ziyade şu bordoyu, bordoyu gerçekten seviyorum aslında ama kullanabileceğim çok fazla alternatif yok. Çünkü uygun kıyafetler de gerekiyor. Şimdi hemen size elimde bu şekilde göstereceğim, swatchlayacağım. Daha sonra ise bu güzel göz paletiyle çok güzel makyaj yapacağız. Hadi bakalım. Şöyle size far paletini bu şekilde gösterebilirim. Tüm kolumda şöyle çekmeye çalıştım. Farları da yan tarafa koyayım ki buradan kontrol edebilirsiniz. Pigmentasyonları gayet yeterli görünüyor. Tahminimce bence bu ışıltılı farları daha güzel renk verecek diye düşünüyorum. Ama onun haricinde gerçekten günlük kullanıma uygun güzel bir palet görünüyor ilk izlenim olarak. Şimdi gözlerimizde de deneyeceğiz. Acaba diyorum bir tarafa bordo tonlarda yapıp bir tarafa turuncu tonlarda mı yapsak?
Bilemiyorum. Onu videonun gidişatına göre bir bakalım. Bence her iki tarafı da dinlesek sanki sizler için daha güzel olacak diye düşünüyorum. En azından paleti almak isteyenler varsa güzel bir fikir olur diye de düşünüyorum aynı şekilde. Pigmentasyonlarımız bu şekilde görünüyor. Şimdi bir geçiş rengi almak istiyorum. Evet, birine farklı birine farklı yapalım. Mesela tam ikiye bölelim mi? Bu tarafı bu şekilde yapalım, bu tarafı da böyle yapalım. O zaman şuradan bir geçiş tonu hemen alıyorum. Turuncu tonlarda. Şöyle dış köşeleri bırakalım. Çok fazla içe getirmeyeceğim çünkü iç kısmı bordo uygulayacağız. Şöyle güzel görünüyor bence. Işık şu anda yetersiz olduğu için ne yazık ki çok sizi yakın alamayacağım. Çünkü çok yakın aldığım zaman kameram özellikle gece çekimleri çok başarılı değil. Gündüz daha başarılı. Ama video yetiştirmek istediğim için de bugün bu videoyu çekiyorum. Şöyle birazcık altlara da getireceğim. Bence gayet tatlı duruyor. Şu şekilde bir geçiş verelim. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu ışıltıyı tam gözümün ortasına oturtmak istiyorum. O yüzden şuradaki kiremit rengini alacağım. Ve gözümün bu şekilde iç kısmına yerleştiriyorum. Pigmentasyonları gayet güzel bu arada. Bu şekilde yerleştireceğim. Şuradaki koyu kısmı da hatta arka tarafıyla fırçanın tek fırçada halledebilirim bence. Arka tarafıyla da şu şekilde dışa doğru bir koyuluk vermek istiyorum. Hem de rengine bakalım. Güzel görünüyor. Orta kısma da bunu yapıp makyajımı hemen tamamlayıp geliyorum ve daha sonradan diğer göze geçelim. Makyajımız bitti. Bu şekilde görünüyor. Şimdi size detayda göstereceğim. Maskaramı hemen sürdüm ve şu etkiye bakar mısınız? Çok güzel. Bu Golden Rose'un Mega Lashes serisinden şöyle mor kapaklı bir maskara. Ucu dümdüz. Bu L'Oreal'in teleskopikine benziyor açıkçası. İnşallah onu da alacağım. Teleskopik çok denemek istiyorum. Bence kirpiklerime belki o iyi gelebilir. Bugün bunu kullandım. Şöyle makyajı size göstereyim yakından. Bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi bordo tonlarında oluşuyor. Şu tarafta zaten bir koyuluk var. O koyuluğun sebebi de şuradaki rengi açıkçası beğenmedim. Hiç böyle istediğim o etkiyi vermedi. Işıltılı bir ton. Bu da belki göz içinde güzel durabilir ama dış köşeye gölge vermek için kullandığımda kötü duruyor. Alt tarafını bir kulak pamuğu yardımıyla makyaj temizleme suyuna birazcık batırıp sildim neyse bu şekilde görünüyor. Böyle görebilirsiniz. Ben çok beğendim. Özellikle bordo tonlar çok çok güzel. Başarılı. Turuncu tonları da geçiş rengi olarak kullandım. Burası bu şekilde. Şimdi gelelim diğer tarafa. Diğer taraf daha soft tonlarda olacak. Kirpik dibine de buradan kahverengi bir far geçeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Geçiş rengi olarak tam olarak üzerimde de aynı tonda bulunan şöyle krem renginde bir far geçeceğim. Biraz toz atıyor ama bu benim için hiçbir problem değil. Şöyle dış köşeye bırakıyorum. İçe doğru yumuşak hareketlerle bu şekilde dağıtıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi rengi çok soft yani çok güzel. Günlük kullanımda da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz tüm göz kapağınıza. Hani diyorlar ya clean girl. Böyle hani temiz, aydınlık bir cilt, güzel bir bebek görünümlü cilt diye. O etkiyi bence bununla yapabiliriz. Çünkü çok doğal duruyor. Rengini çok beğendim. Şöyle bir geçiş rengi oluşturdum. Çok tatlı bence. Buradaki tüm renkler ışıltılı olduğu için sırayla artık böyle tık tık kondura kondura gideceğim gibi duruyor. Kirpik dibine de şuradaki kahverengiyi deneyeceğim. Kahverengi de aradığım en önemli özellik baskın olması. Özellikle bir far paletinde kahverengileri artık çok dikkat eder oğlum. Çünkü ben onu eyeliner gibi de kullanabilmeliyim bence. Bakalım benden geçen not alabilecek misin? Birazcık daha şöyle pigmentasyonu artırmak istiyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen ışıltılı farlara geçelim. Buradaki ışıltılı farı şöyle göz içimize uygulayabiliriz. Hatta şu şekilde parmaklarıma deneyelim. Işıltısı gayet güzel. Ardından şu altın renkliyi deneyelim. Evet, tam tahmin ettiğim gibi ışıltılı farları daha başarılı ve gözümün nasıl aydınlattığına bakar mısınız? Bakın burası daha kapalı duruyor. Direkt bu şekilde gözümü direkt şu şekilde yukarı kaldırdı. Şimdi sıra geldi bakır tonuna. Bakırı da alalım. Bakırı da bu tarafa oturtturalım. Evet, ışıltılı farlar gerçekten çok başarılı. Birazcık daha artırabiliriz. Ve son olarak dış kısmı ise şuradaki böyle koyu gri, yeşil diyebileceğimiz haki tonunda bir renk var. Bunu da tam şu dış köşeye koyacağım.
bu şekilde. Birazcık daha arttıralım. Ve çok hafif karıştıracağım ama çok fazla renginin bozulmasını da istemiyorum açıkçası. O yüzden bir tane karıştırma fırçası alıyorum. Şöyle size de göstereyim. Çok hafif şöyle hop bir, hop iki. Evet, tamamdır. Gözümün aydınlatmasını gerçekten çok beğendim. Şimdi ne yapalım? Dediğim gibi kirpik dibine hemen bir gölge verelim. Şöyle kesik uçlu bir fırçayı alıyorum. Şöyle gözümü tutuyorum. Bu şekilde oturtuyorum ürünü. Birazcık eyeliner efekti verebilir miyiz diye bir kontrol edelim. Ama acı bir kahve değil sanki. Birazcık koyu kahve gibi. Koyu ama çok böyle acı kahvelerden değil. Şöyle size de göstereyim. Birazcık kalınlaştırdım. Fırçamı ters çeviriyorum ve iç kısmı bu şekilde doldurup düzeltip geldim ve bu şekilde görünüyor. Çok acı bir kahve değil, koyu bir kahve ama yine kirpik diplerinize güzel bir şekilde aslında rötuş yapabilirsiniz. Hani daha belirgin olmasını istiyorsanız. Bu arada ben en çok sanırım buradaki makyajı beğendim. Evet, bu taraf da güzel oldu ama şu son hamle işi birazcık kötü oldu. O yüzden burası daha güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Şöyle elimde beyaz bir göz kalemi var. Bunu da şu bordo tarafa uygulamak istiyorum. Bakalım aydınlatıcı etkisini verecek mi? Şöyle kaş altımıza da uygulayabiliriz bence. Şöyle. O çok geldi. Problem şöyle elimle. Evet. Daha aydınlık bir görünüm oluşturdu. Aynı şeyi bu tarafa yapalım. Kaşımın altından direkt bir hat çiziyorum. Birazcık daha böyle bu şekilde ortaya getiriyorum ve parmağım yardımıyla bu şekilde direkt geçiyorum. Şöyle burnumuzun ucuna, dudağımızın üstünde de çok hafif yapabiliriz. Şöyle artı yapalım. Hemen bunu da atalım. Evet, bunu aydınlatmak için kaş altınıza, göz içinize bence gayet güzel olur. Hem de bunu da denemiş olduk. Hemen size şöyle göstereyim. Oldukça yumuşak, asla sert değil. O yüzden bu kalem gerçekten çok beğendim. Biurisin Tune It 101 White rengi. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi hızlıca maskaramızı sürelim, size de göstereyim. Bu bitmek üzere. O yüzden şu an çok üzüldüm ama gerçekten çok güzel bir etkisi var. Şöyle kirpikleri güzel bir şekilde kavruyor. Ve bence teleskopiye benziyor. Şöyle aşağıdan yukarıya. Kirpik kıvırcım şu anda yanımda olmadığı için kirpiklerimi kıvıramıyorum ama bence bu şekilde de etkisini görebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir kat uyguladım ve tamamdır. Göz makyajımızı burada sonlandırıyorum artık. Çok hafif görünmesi zaten benim için yeterliydi. Şöyle ikisini de şöyle bir bakalım. Bu taraf gördüğünüz gibi ışıltılı tonlardan oluşuyor. Bu taraf hem mat hem ışıltıdan oluşuyor. Ama gördüğünüz gibi gözümü aydınlık bir şekilde gösteren tamamıyla paletteki sadece şu altı renkten oluşturduk. Burası bu şekilde. Diğer altı renkle de bu tarafı oluşturduk. Şimdi sıra geldi artık şu güzel Allah'ı deneyelim. Çünkü gerçekten çok heyecanlıyım. Başka deneyeceğim bir şey var mı diye şöyle bir bakıyorum. Geriye bir tek aydınlatıcımız, Allah'ımız kalmış. Rujumuz, evet burada bir tane de mat ruj almışım. Onu da deneyeceğiz sizinle beraber. Bloom It serisinden yine Biolis'in 515 Rosette rengi. Rosetta veya Rosette, tam okunuşuna emin değilim. Şöyle gül kurusu tonlarında güzel görünüyor açıkçası. Elimle biraz ısıtayım. Şöyle yanaklarımla pıt pıt uygulamak istiyorum. Bakalım kolay mı uygulanışı? Şöyle dağıtalım. Renk gerçekten tatlı. Birazcık şöyle yanaklarımın ortasına getireyim. Parmaklarım yardımıyla dağıtacağım. İsterseniz bu aşamada sünger de kullanabilirsiniz. Ben önce ilk izlenim olarak bir parmakla uygulamak istiyorum. Şöyle dağıtalım. Evet, çok tatlı. Renk gerçekten günlük kullanım için çok uygun. Şöyle ben biraz fazla uyguladım. Hatta birazcık daha rengini arttırabiliriz ama şurası biraz fazla oldu. Oraya hemen şöyle süngerle almak istiyorum. Şöyle alalım. Evet, böyle bence daha güzel oldu. Şöyle birazcık güneşten yanmış efekti de verdi. Ben rengini gayet beğendim. Bence çok güzel. Şimdi sıra geldi aydınlatıcıya. Hemen aydınlatıcılara bakalım. Şöyle minicik, tam çantaya atmalık bir aydınlatıcı. Hemen bunu da size göstermek istiyorum. Şöyle bir, iki ve üç.
Bunu da şu şekilde görebilirsiniz. Şöyle renkleri. Bunlar da gayet güzel görünüyor. Şimdi hemen bir tane fırça alacağım. Şuradaki bence hangisini yapalım? Bu tarafa bence bu aydınlatıcı yakışır diye düşünüyorum. Şöyle elmatik kemiklerim üzerine doğru bir çizgi çekiyorum. Ve bakar mısınız ne kadar güzel parlıyor. Birazcık içe doğru da getirebiliriz. Ben böyle de çok seviyorum. Şuradaki altın rengiyle. Şuradaki bakır tonunu. Bunu da şöyle pıt 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 diye dağıtalım. Bir bakalım. Evet, bakır yansımalı bir aydınlatıcı. Şöyle birazcık alabiliriz. Bunu birazcık C şeklinde uygulayalım. Bu da bu şekilde görünüyor. Ama buradaki daha bence uygun diye düşünüyorum. Bu da fena değil. Şöyle. Görebilirsiniz. Şimdi hepsini uyguladık. Sıra geldi en son adıma, yani dudaklarımıza. Ancak dudaklarımı öncesinde bir nemlendirmek istiyorum. Çünkü çatlamışlar bayağı. O yüzden hemen bir nemlendireceğim. Şöyle. Tamamdır. Üzerine bir Lüse Zip It serisinden 514 Primrose isimli bu likit mat rujunu uygulayacağım. Şöyle bir bakalım. Şöyle rengini görebilirsiniz. Soğuk bir gül kurusu diyebiliriz. Soğuk bir renk. Hemen uygulayalım bakalım. Rujumu sürüp geldim ve bu şekilde görünüyor. Soğuk tonlarda ama gerçekten çok hoş duran bir pembe rengi var. Şöyle görebilirsiniz. Bunu kesinlikle yanıma almalıyım açıkçası. Rengi çok tatlı. Her şeyle uyabilir. Hem günlük uyabilir hem de normal işte gece makyajlarınızı da kullanabileceğiniz güzel bir renk tonuna sahip. Hatta benim bu şekilde bir ceketim vardı. Ben yine bu şekilde aynı şekilde tonlar kullanıyordum mesela. Bir düğüne veya bir kına gecesine falan giderken. O yüzden rengini çok beğendim. Kesinlikle bulduğunuzdan kapıyorsunuz dostlarım. Şöyle ürünleri değerlendirecek olursak eğer hemen bir far paletinden başlayalım. Ben far paletini çok beğendim. Özellikle şuradaki ışıltılı renkler gerçekten çok güzel. Normal tonlar yani mat tonlara da bir bakabilirsiniz ama bence ışıltılar açıkçası daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Allık çok güzel. Rengi çok çok tatlı gerçekten. Şu anda fondöten üzerine uygulama yaptığımız için bu şekilde görünüyor. Pigmentini yavaş yavaş bu şekilde artırabilirsiniz. Ya da isterseniz bu şekilde soft bir şekilde de bırakabilirsiniz. Aydınlatıcı. Ben beğendim. Güzel bir ışıltısı var. Çok çok tatlı duruyor bence. Bu koyuları da far olarak kullanabilirsiniz. Bu bence aydınlatıcı için gayet yeterli. Mat ruju zaten çok beğendim. Başka pudra, yani pudrayı uzun sürede açıkçası değerlendirmek lazım ama ilk izlenim olarak gerçekten beğendim. Bir kere çok çok güzel kokuyor. Makyaj koleksiyonunuzda bu tarz bir ürün bence mutlaka olmalı. Göz kalemi yumuşak olduğu için zaten beni ilk başta çok memnun eden noktalardan bir tanesi oldu. Çünkü özellikle bir göz kalemi aradığım en önemli özellik sert olmaması ve gözlerimi acıtmaması. O yüzden göz içlerini aydınlatmada, kaş altında, burun üzerinde veya dudak üzerinde güzel bir aydınlatma sağlayabilirsiniz. Benim ürün hakkındaki yorumlamalarım bu şekildeydi. Siz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yeni gelecek videolarımı kaçırmamak için ise bildirim zili tuşunu açmayı lütfen unutmayın. Video hakkındaki yorum ve düşüncelerinizi de aşağıya yorumlar kutusuna bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.